Nasılsınız? Öğrenci misiniz burada? Evet. Hangi bölümde? Müzik bölümü okuyorum. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. Tebrik ediyorum. Peki yüz yüze eğitim var mı şu an? Evet, var şu an. Merhaba, hoş geldiniz. Çiçeğinizi. Senin, bizi aldık. Fotoğraf alalım. Hadi bakalım. Siz hangi bölümdesiniz? Ben de müzik. Siz de müzik? Evet. Sizin kolyeniz de müzik. Evet. Siz üniversiteye arkadaşlar biraz geriden alın. Neredesiniz? Resmi bölüm. Seni tanıştıralım. Denizliğin bilim insanlarıyla mühendisliğe nasılsınız? Su altı rolü. İnsansız su altı. Güzelmiş bu. Bu sene torpilo görevimiz olduğu için bu antrenman teknikleri torpiloya gösteririz. Yine arkadaşlarla beraber. Fatih abi. Sağ tarafı olalım. Aramıza girmeyin. İkimizin arasında olmak lazım. Hadi. Sayın Mart. Sevgili genç kardeşlerim, biz gerçekten sizleri, gençlerimizi milli teknoloji hamlesinin sahibi olarak görüyoruz. Tüm işlerde Türk gençliğini, Teknofest kuşağını her daim işin kalbinde, merkezinde görüyoruz. Türk gençliği kendini milli savunma sanayiinde, milli havacılıkta ispat etti. Bütün dünyaya Türk gençleri neleri başarabileceklerini çok güçlü şekilde gösterdiler. Biz 20. yüzyılda, yani bir önceki yüzyılda bir havacılık ülkesi maalesef değildik. Aslında olabilir miydik? Elbette olabilirdik. Başkaları binlerce, on binlerce uçak, helikopter üretirken Türkiye'de pekala bu uçakların, helikopterlerin, hava araçlarının üreticilerinden biri olabilirdi. Ama maalesef bu alanda yürütülen çalışmaların her biri kesintiye uğradı, engellendi. Atakları, Gökbeyleri, Kızıl Elmaları, Kağanları üretti, gökyüzüne Türk'ün imzasını attı. Bu peşi sıra isimlerini saydığımız adeta Ergenekon destanından bugünlere gelen uçak ve helikopter isimleri her biri bir yüksek teknoloji sistemi ve bu kadar farklı sistemi peşi sıra gökyüzüyle buluşturabilen dünyada ikinci bir ülke yok. İşte demek ki bizim gençlerimiz, yani sizler, önleri açıldığında, önlerindeki engeller kaldırıldığında ne kadar büyük işler başarabiliyorsunuz. İşte bu inançla bizim her daim en büyük önceliğimiz sizin yanınızda olmak. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Ve biz arzu ediyoruz ki havacılıkta nasıl başarılı olmuşsak, uzay biliminde, uzay teknolojilerinde benzer bir başarı elde edelim. Torba nerede? Bugün burada sizle Türkiye Cumhuriyetimizin güçlü kararı ve iradesiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmiş olduğumuz, daha önce tarihimizde adım atmamış olduğumuz bir alandaki başarının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bu gurur ve mutluluk halihazırda ülkemizin aynı alanda hedef koyduğu 10 tane büyük stratejik hedeften sadece bir tanesi sevgili kardeşlerim. Devletimizin, Cumhuriyetimizin 100. yılında koymuş olduğu iradeyle artık benim gibi hayalinin sınırını gökyüzüyle limitleyen ve sadece gökyüzünde uçan uçakları kendine hedef alan bir milletin çocukları değilsiniz sevgili kardeşlerim. İlim neredeyse gidip oradan alacağız. Bu ilim uzay alanına taşındı, uzay alanında da var olacağız. Ve bundan sonra bu ülkenin çocukları benim gibi hayallerini sınırlamak zorunda kalmayacak. Yolunuz açık olsun.